Müfettiş 4. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Gogol'dan radyoya uyarlayan Kani Gülen Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan Program Yönetmeni Bahattin Apak Rusya'da küçük bir şehre müfettiş gelecektir. Ancak kimse bu müfettişin kim olduğunu bilmemektedir. Şehrin valisi, hastanenin, postanenin ve okulun yöneticileri tedirgin bir heyecan ve telaş içindedirler. Kusurlarının, beceriksizliklerinin ortaya çıkacağından ve Sibirya'ya sürgün gideceklerinden korkmaktadırlar. Tam bu sırada birileri valiye gelerek müfettişi bir otelde gördüklerini söyler. Vali hemen müfettişi gördüğünü söyleyen adamı yanına alarak otele doğru yola çıkar. Öte yandan valinin karısı ve kızı da heyecan içinde müfettişin kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ne oldu bu kıza? Benim bildiğim kapı arkalarını dinlemekte üzerine yoktu bunun. O sırada Zaharov'u gördüyse kapıları unutmuştur. Zaharov mu? O da kim? Bakkalın çırağı. Ha. Ay oğlana bayılıyor. Ne zaman bizim eve bir şey getirse Avdotya çocuğu lafa tutuyor. Ne gelen bizim uşak değil mi anne? Sivistino nedir bu halin? Sormayın anne, Antonov Sizin bu kocanız olacak herif. Terbiyesizlik etme vali hazretleri diyeceksin. Evet işte o vali hazretleri olacak herif. Ef tamam ne yaptı sana? Şehrin bütün sokaklarını temizletti. Şu klasikomu bir görürsem... Ona şikayet edeceğim kendisini. Lesek oda kimsi bilsin Evet o? Evet kim? Müfettiş. Aa! Ay, müfettiş. müfettiş. Ay müfettiş Ay, müfettiş, ah müfettiş diye. Duydun mu? Müfettiş gelmiş dedi. Dur 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 bir dakika. Müfettiş'in adı Lesek mu yoksa? Evet. İşte senin ve meteliksiz efendinin kalacağınız oda burası olsun. Peki ya yemek işini olacak garson? Haçlıktan imanım gevriyor. Karnım öyle zil çalıyor ki işiten midemde bir alay asker borazan çalıyor sanacak. Sen bir alay askerin borazan çaldığına dua et. Para ödemezseniz bundan sonra bütün Rus ordusu trampet çalmaya başlayacak. Kabahat benim değil ki. Benim efendim olacak Hlestakov'un. <laughs> Hır terif yolda elinde avucunda nesi varsa sarf etti. Şimdi de hap yutmuş kaz gibi düşünüyor. Efendim çok mu müstifti de parasını biçimde? <laughs> Herif gösteriş meraklısı. Enayi herkese şehirde caka satmak istedi. Ey Osip git güzel bir oda bul ve en nefis yemekleri seç. Sen bilirsin ki benim midemin öyle abur cubura tahammülü yoktur. Bana zengin bir yemek lazım. Al sana fiyaka al sana güzel yemekler. Kaldık mı bitti pireli odaya? Kral mısın be mübarek nesin? ...cebinde meteliği yok ki bir de fiyaka satıyor... ...hadi şimdi sat da göreyim seni... Hı. ...göreceğin şey ortada... ...para yoksa yemek de yok... Hı. ...bir iki gün sonra da bu oda da yok... ...Petersburg'daki hayatımız hiç de fena değildi... ...Petersburg'dan mı geldiniz buraya... ...evet... ...orada hayat bambaşkadır... İnsan orada gönlünce yaşar... ...tiyatrolar mı istersiniz... ...dans eden köpekler mi... ...türlü türlü şeyler... <laughs> ...hele onların aldıkları pozlar... ...takındıkları tavırlar yok mu... Adamlar gözlerine tek bir cam takarlar, sırtlarına da böyle yere kadar uzanan ceketler giyerler. Ha bir kadın görmesinler, yere kadar eğilirler. Madam, kadınlar da süzme revani gibi kırıtıp, monsieur derler. Monsieur, <laughs> 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 böyle mi konuşuyorlar? <laughs> Oradakiler sanki çıt çıtkırıldım. Yürümekten canınız sıkılıyorsa bir arabaya binersiniz ve içine boylu boyunca uzanırsınız. Sizi gören de ekabirden biri sanır. <laughs> ha şayet cebinizde arabaya verecek paranız yoksa hiç üzülmeyin. Her evin iki kapısı vardır. Siz birinden girer ötekinden çıkarsınız. Arabacı da sizi bekler durur. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz burada öyle madamlı mösyölü konuşmalardan hiç anlamayız. Ayrıca bizim otelin bir kapısı vardır. Parayı ödemeden kaçabileceğiniz tek yerde bacadır. Hı. Yalnız orada işin bir kötü tarafı varsa... ...o gün tıka basa yiyorsunuz... ...ertesi günse aç nefesiniz kokuyor mesela bugünkü gibi. Bütün bunları bizim açık göz bey yüzünden çekiyoruz. Lakin onun umurunda bile değil. Babası iki de bir ona para gönderir. Bir kısmını da biriktirmesini yazar. Hmm, o dinler mi hiç? Daha o gün gelen paranın yerinde yerler eser. Araba sefaları, gezintiler, tiyatro biletleri. Öyle ki daha haftasına varmadan beni yepyeni elbisesini satmak için eskiciye gönderir. Gömleğine varıncaya kadar sattığı oldu. Sırtında eski bir redingotuyla Paris sözünden başka hiçbir şeyi kalmadı. Sizi temin ederim ki mesele gerçek. ...canım elbiselerini yok pahasına sattırıyordu bana. Pantolonlarına gelince... ...onlara metelik veren yoktu zaten. Ee, peki bütün bu yapılanlar... ...ne anlama geliyor sence? Ne anlama gelecek? Benim efendi işini bilmiyor. Ya söyledim ya adam müsrif. Parayı görmesin. Bitirmeden rahat etmiyor. Ah, Moruk bunları bilse... ...onu eşek sudan gelinceye kadar döver. Neyse neyse... ...sen şimdi bu osip kardeşine yiyecek bir şeyler... ...vermeyecek misin? <laughs> bir benim kardeşim değilsin. İki, eski hesaplar ödenmeden bir dilim kuru ekmek bile yok. Ve üç, ödememek gibi bir niyetiniz varsa çeşme suyu da yok. Yapma ya. Patronun emri böyle. Seni midende borazan çalan askerlerle baş bırakayım da rahatsız olma. <laughs> Zalim garson. Mindebur garson. Ne olurdu patronundan habersiz bir tabak yemek getirseydin bana. Allah'ım hiç olmazsa bir lahana çorbası olsa. Bu kadar iştahım var ki bir oturuşta koca kuzuyu bile yiyebileceğimi zannediyorum. Bakalım bu açlık işine bizim efendine diyecek. Ah, ah geldi işte o olmalı. Al şapkanla bastonumu. Yine yatağında mı yuvarlandın domuz? Niye yuvarlanayım? Ben yatak yüzü görmedim mi sanki? Yalan söyleme yuvarlanmışsın. Bak yatak tamamen bozulmuş. Sizin yatağınıza ne diye ihtiyacım olsun? Merak etmeyin bir yatağın ne olduğunu bilirim. Bakın, sapasağlam ayaklarım var. Ben beygirler gibi ayakta da uyumasını bilirim. Bak bakayım kutuda tütün kalmış mı? Nasıl kalsın? Daha dört gün evvel hepsini içtiniz. Osip, aşağı in ve... Aşağıya nereye ineyim? Büfeye. Bana <laughs> biraz yiyecek getirmelerini söyle. Hiç kusura bakmayın, gidemem. Hayvan, nasıl olur da sen benim emrime itaat etmezsin? baya. Hem gitsem de bir şeye yaramayacak ki. Otelci artık bize yemek veremeyeceğini söyledi. Allah Allah, sebep neymiş... Bana neden yemek vermeyecekmiş? Yoksa benimle alay mı etmek istiyorsun ha? Bana valiye gideceğinden bahsetti. Efendin 15 günden beri para vermiyor dedi. Sonra da... Sen de efendin de namussuz heriflersiniz dedi. Hello efendin yok mu? Alçağın, üç kağıtçının hırsızın biri dedi. Ben onun gibi zürtleri çok gördüm diye de bağırdı. Sen de gelip bunları bana tekrarlamakla sevk duyuyorsun Aa, değil mi? Otelci sonra şunları da ilave etti... Herkes gelip buraya yerleşiyor, istediği her şeyi veresiye yiyor ve böylece buraya ısınıyorlar. E biz de onları dışarı atmanın imkanını bulamıyoruz. İnsan aldansa aldansa bir iki defa aldanır. Bakın açık söylüyorum, yarından tezi yok, gidip polise şikayet edeceğim ve sizi kodese attıracağım. Hı, evet, aynen böyle. Değil. Tamam, tamam, sersem. Git ona ne kaba bir hayvan olduğunu söyle. Aa, kaba bir hayvan olduğunu kime söylememi istiyorsunuz? E, kime olacak? Otelciye elbette. Aa, o zaman otelciyi buraya çağırsam daha iyi olacak. E, ne diye buraya çağıracaksın? Gidip onun yanında söylesene. Ama Fakat beyefendi... Şimdi... zekalı korkak. Anlaşıldı. Madem söylemeye korkuyorsun çağır buraya ben söyleyeyim. Emredersiniz. Hmm, Açlıktan ölüyorum. Yemek vaktini unutmak için bir gezinti yaptım ama... Nafile. Daha çok acıktım. Paraları kumarda kaybetmemiş olsaydım şimdi eve dönecek param bile olurdu. O namussuz kendini beğenmiş bir adet yüzbaşısı beni soyup soğana çevirdi. Ee... Ee, beni patron yolladı. Ben onun ayağına gidemem ne söyleyecekse sana söylesin dedi. Öyle mi? Hı hı. Tabii. <laughs> Senin patronun... Hı. Merhaba dostum. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Ya sen? i̇şler nasıl? Yolunda mı? Evet, fena sayılmaz. Ee, ya çok, senin Çok yolcu var mı? Söyle ee, böyle. Ee, beni dinle Aziz'im. Daha benim yemeğimi getirmediler. Lütfen söyleyin de elini biraz çabuk tutsunlar. Yemekten sonra görülecek çok mühim işlerim var da... ...onun için acele ediyorum, anlaşıldı mı? Hı. Patron size hiçbir şey vermemek niyetinde. Hatta bugün sizi gidip valiye şikayet etmek istiyor. Şikayet mi etmek istiyordu? Hı. Ne münasebetle? Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın azizim? Düşün bir kere. Tarif edemeyeceğim dehşette açım. Bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Ben ne yapayım beyefendi? Patron vermek istemiyor. Ve bana olan eski borçlarını ödeyinceye kadar... ...o üç hiçbir şey vermeyeceksiniz diyor. Hadi sen git onu kandır. İkna etmeye çalış ha. Kandırmak mı? Ben ne söyleyebilirim ki? Aç olduğumu söylersin. Paraya gelince o zannediyor ki herkesin midesi onun köylü midesi gibidir. Bulduğu zaman yer bulamadığı zaman susar. Amma tuhaf ya. Peki madem ısrar ediyorsunuz ben kendisine bir kere söyleyeyim. Bana yiyecek bir şey vermeyecek olurlarsa durum çok rahim bir hale alacak. Karnımda öyle bir acıktı ki. Acaba elbiselerimden versen bir şeyler alamaz mıyım? Mesela ona külot pantolonumu satsam. Yok. Hayır. Eve peşmurda bir kıyafetle dönmektense aç kalmayı tercih ederim. Ee, eve arabayla dönmek ne fiyakalı olurdu. ...bir ahbabın evinin önünde durmak... ...her iki yanında fenerler... ...arka tarafta da uşak elbisesiyle osip... <laughs> ...bütün halk birbirine girerdi... ...vay anam biri geliyor... ...galiba biri geliyor... ...acaba gelen kim? Şansınız varmış beyefendi... ...ha osip ne oldu? Yemeğinizi getiriyorlar efendim... ...yaşasın yemek getiriyorlar demek... ...yemek getiriyorlar ha... Patron bunları size son defa olarak gönderdiğini söyledi e, Tamam tamam tabaklarda ne var e, Çorba ve kuzu kızartması Yalnız iki tabak mı e, Nasıl olur <laughs> Bu kadarını da öpüp başına koy bence Hayır ben bunu kabul etmem Bunu tarafından efendinize söyleyiniz İki tabak menü ne demekmiş İnsan bunlarla hiç doyar mı Patron bunlara bile çok dedi e, Salata mayonez falan yok muydu <laughs> Hayır e, Niye hayır Mutfaktan geçerken aşçıların mayonez ve öteberi hazırladıklarını kendi gözlerimle görmüştüm de. E sonra daha bu sabah kısa boylu iki adam son balığı ve diğer bazı şeyler yiyorlardı. Yanılıyor muyum? Onlar Bobchinski ile dobçinski kardeşler. Onlara her türlü yiyecek serbest. Ya sebep? Çünkü onlar yediklerinin içtiklerinin parasını ödüyorlar da ondan. Ama bana gelince bunlardan başka yiyecek yok öyle mi? Evet yok. Peki ama son balığını, meyveleri, çürbastığı ne yapıyorsunuz? Bunları sizden bir derece yüksek beylere veriyoruz. Hayvan herifler. Demek şimdi hayvan olduk öyle mi efendi? onlar yiyorlar da ben neden yiyemiyorum ya? benim onlardan farkım ne? Hepimiz aynı haklara sahibiz. Onlar da benim gibi müşteri değiller Elbette, mi? Elbette müşteri ama sizin gibi müşteri değiller. peki kimin gibi müşteriler? Herkes gibi. Parayı verip düdüğü çalanlar gibi yani. Sersem seninle münakaşa edemem. Sen buna çorba mı diyorsun? Bunun ne tadı ne de tuzu var. Ben bunu yiyemem. Bana başka çorba getir. Bunu götüreyim ama ikinciyi koklayamazsınız. Patron şayet bunu istemeyecek olursa başka çorba yok dedi. Tamam bırak hayvan herif. Sen başka müşterilerle bu tarzda konuşabilirsin ama benimle konuşamazsın. Ben adamın gözünü patlatırım. Hmm. Ee, hı. 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 Aman Allah, ım. bu çorbadan başka her şeye benziyor. Hı. Şimdiye kadar muhakkak ki hiç kimse ağzına böyle bir çorba koymamıştır. Bu ne pislik yahu. Ya yerine tavuk tüyleri yüzüyor içinde. Biliyorum. Aşçı yamağa ya yerine tavuk tüylerini koymuş için o yüzden patron da bu yüzden size yolladı zaten. Hı. 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 Kızartmayı ver bakayım. O sip kasede bir parça çorba kaldı. istersen al sen iç. Hmm, bu da sözde kızartma. Niye sözde kızartma? Niye olacak görmüyor musun? Bu insanın dişlerini parçalar. Hırsız herifler. Bu etler diş kavuklarını doldurmaktan ve dişleri simsiyah yapmaktan başka bir işe yaramaz. Namussuz herifler. Demek müşterilerde böyle bakıyorlar. Başka bir şey yok mu? Yok. Niye? Oh, hırsızlar, namussuzlar, haydutlar. Müşterileri soymaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Hadi, hadi hadi toplayın şunları götürün. Baş üstüne Asilzade Bey. Hı. Sözde yemek yedik. Karnım eskisinden daha çok acıktı. Param olmuş olsaydı kendime kıymalı börek aldırtırdım. Aha, vali gelmiş efendim. Niçin bilmiyorum ama sizin hakkınızda malumat topluyor. Eyvah. İşte şimdi yandık. Demek şu bendolur otelci hakikaten benimle ilgili valiye şikayet dilekçesi göndermiş. Beni hakikaten Kodes'e tıkarlar mı dersin? Bence tıkacakları kesin. Yüksekten atsam acaba nasıl olur? Ben hafta girecek adam ha? Allah göstermesin. Şehirde bunca tanıdığım var. Beni asilzade mi diyorlar? Sonra bir tüccarın kızını kandırdım. Hayır beni deliye tıkamazlar. Buna cesaret ederler mi dersin? Beni bir bakkal çırağı gibi... Yani beni bir bakkal çırağı yerine mi koymak istiyorlar? <laughs> i̇şte geldiler efendim. Kapa çeneni. Geriniz... <laughs> Müfettiş Atlı oyunun dördüncü bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.